Merhabalar efendim hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tarihin en iyi oyunu oyun konuşacağız. Şimdi baştan söyleyeyim ki burada hiçbir mesuliyet kabul etmiyorum. Ben bu listeyi direkt olarak Metacritic'in yaptığı tarihin en iyi oyunları listesinden ilk 10 oyunu seçerek aldım. Metacritic'in ne olduğunu bilmiyorsanız Metacritic bir inceleme sitesi diyebilirim basitçe. Genel anlamda oyunlar üzerine yoğunlaşmış bir site ancak film ve dizilerle de alakalı. Var. Burada hem birden fazla hani inceleyen işte firmalardır, dergilerdir vesaire oyun inceleme kurumlarının ortalamasına alarak bir puan çıkartan hem de oyuncu yorumlarının ortalamasını çıkartan bir yer. Metacritic ben burada tamamen oyun inceleme kurumlarının ya yani oyunun inceleme, resmi incelemeleri baz alan kısmı kullanarak oluşturdum diyeyim listeyi. anlayacağınız buradaki liste Metacritic'in yaptığı ortalama. Yani aslında baktığınızda objektif bir liste diyebilirim çünkü ya ortalama söz konusu. Beğenen var beğenmeyen var. Ancak ortalaması şu an burada göreceğiniz liste olacak. bunları söylemem. Sanırım yeterlidir. Dediğim gibi 10 oyun üzerinden yaptım. Listeye girdim ve bazı şeylerde bu listelik bazı oyunların işte PlayStation 4 versiyonu işte Xbox versiyonu vesaire vesaire değil. Ayrı ayrıydı. Onları almadım. Her ay oyunu teker teker aldım. Ve sizler için bir liste oluşturdum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Buyurun başlayalım. 10 numarada olan oyun Legend of Zelda Breath of the Wild. Yani Zelda serisinin son üyesi. Nintendo Switch için çıkmış oyun. Biliyorsunuz döneminde zaten çok çok konuşuldu. Ödüllere boğuldu vesaire vesaire. Yani Zelda hakkında size ne anlatmam gerekiyor bilmiyorum. Gerçi bu listedeki çoğu oyun hakkında bunu söyleyebilirim. Ancak Zelda özellikle açık dünyası ile şu anda Nintendo Switch'in halen çıkması üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen en güçlü tozu olarak karşımıza çıkıyor. İkinci oyunda yolda bu serinin herkes heyecanla bekliyor ve bu yaptığımız listede de 10. sıradan girerek ortalamalara göre yorumlara göre tarihin en iyi 10. oyunu olarak kendisine yer buluyor. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Listenin 9. sırasında ise müthiş bir RPG oyunu var. Disco Elysium var efendim. Daha geçtiğimiz yıllarda çıkmış çok yeni bir oyun. Gerçekten muhteşem iyi puanlarla donatıldı her tarafı ve gerçekten hak eden tüm oyun deneyiminizi RPG öğeleri üzerine kuran ancak harika hikayesi, iyi karakterleri ve uçsuz bucaksız diyalog seçenekleriyle yaşayabileceğiniz en iyi RPG deneyimlerinden birini yaşatacak Disco Elysium listenin 9. sırasında. Birçoklarınızın belki de birinci sırada görmeyi bekleyeceğiniz oyun GTA 5 var listenin 8. sırasında yer buluyor Rockstar'ın en çok satan oyunu. Sanırım en son 135 milyon gibi bir rakama ulaşmıştı. Gerçekten akıl uçuklatıcı bir rakam inanılmaz büyük bir rakam. Oyunun zaten ne kadar iyi olduğundan bahsetmiyorum. Artık GTA'yı bilmeyen hiç kimse yok. GTA 5 zaten serinin son oyunu olduğu için teknolojik zirveyle beraber uçsuz bucaksız bir dünyaya yapılabilecek şeylere yani her konuda teknolojik anlamda da, içerik anlamında da olabilecek en iyi oyunlardan birisi ve listenin de 8. sırasında. Sıradaki oyunumuz ise benim defalarca kez şu ana kadar oynadığım en iyi oyun olduğunu iddia ettiğim Red Dead Redemption 2 var listede 7. sırada olması beni de bir tık üzdü. Birazcık daha yukarıda olmasını isterdim. Ancak listede çok çok büyük isimler var. Çok çok yüksek puanlı isimler var. Red Dead Redemption 2 de zaten 100 üzerinden yapılan bu listede 97 puan aldığı için mükemmele yakın bir yorum almış bir oyun. Kendisiyle alakalı zaten uzun bir incelemede yapmıştık. 18 dakikalık eğer detaylı bilgi isterseniz ona bakabilirsiniz. Ancak şu an için benim söyleyebileceklerim yani birkaç Saniye içerisinde sığmayacak şeyler reddedilen bir şimdiki görebileceğiniz en iyi oyunlardan birisi. Tecrübe etme konusunda özellikle listedeki oyunlar arasındaki çıkış zamanına da baktığınızda teknolojik anlamda en üstün oyun. O yüzden size müthiş keyifler anlar yaşattırıyor ve anlaşılan o ki inceleme yapan kurumlara da çok keyifli anlar yaşatmış. Listede 7. sırada yer alıyor. Listenin 6. sırasında ise oyun dünyasının belki de en çok bilinen karakteri var. Mario var. Super Mario Galaxy serisinin ikinci oyunu olan Super Mario Galaxy 2 ismi bizi çok şaşırtmadı sanırım. Listenin 6. sırasında yer alıyor. Zaten ortada bir platform oyunu varsa Mario her zaman en üstte yer almıştır. Bu iki boyutlu oyunlarında da üç boyutlu oyunlarında da böyledir. Ve bu listede de Super Mario Galaxy 2 ile kendisini 6. sırada gördük. Sanırım görmek kimseyi şaşırtmamıştır. Belki farklı oyunlarını beklemişsiniz ancak bu oyunda bu listeye girmeyi kesinlikle hak ediyor. Çünkü inanılmaz çeşitli bölüm tasarımları, oynanış dinamikleri vesaire vesaire ile yani saymakta bitmeyecek bir oyun Super Mario Galaxy 2. Kendisinden daha iyi bir platform oyunu bulmak neredeyse imkansız ancak neredeyse diye bir boşluk bırakmakta fayda olur. Neredeyse diye bir boşluk bırakmamız bence yerinde oldu. Çünkü listenin 5. sırasında Super Mario Galaxy 2'nin büyük abisi diyebileceğimiz Super Mario Galaxy oyunu var. Yani serinin ilk oyunu. Baktığınızda aslında bu iki oyun arasında çok bir fark yok. İkisi de çoğu şeyin muhteşem seviyesine yapabilen oyunlar ki zaten aldıkları puanlar bunları kanıtlıyor. Ancak ne olursa olsun baktığınızda Super Mario Galaxy 2 ilk oyunun temelleri üzerine kurulmuşken ilk oyun olan Super Mario Galaxy yani 5. sırada olan şu an bahsettiğimiz oyun bu dinamikleri kendisi oluşturmuş bir oyundu. Bu yüzden de listede böyle virgül puanlarla oynayarak kendisine 5. sıradan yer bulmuş ne diyelim? Yani Mario bu listeyi direkt full doldursa da çok bir insan herhalde itiraz etmez de diyelim. Ve ilk 5'teki kalan 4 oyuna bakalım. Listenin 4. sırasında ise Sol Kalibur var. Ne yalan söyleyeyim ben bu oyun hayatımda daha önce hiç duymamıştım. Kendisi bir dövüş oyunuymuş. Daha çok e, yine uzak doğuyu ilgilendiren bir oyunmuş baktığımda hani az çok anlıyorum kendine ait bir tarzı olan o dinamikleri gayet güzel olan çeşitlilik sunan bir oyuna benziyor Soul Calibur aldığı puanla birlikte de zaten dördüncü sıraya yerleşmiş özellikle konu dövüş oyunu olduğunda çok az bir. E, mekanik olduğundan dolayı eleştirmenler çok daha acımasız olabiliyorlar. Daha küçük detaylara takılabiliyorlar. Tüm bunların arasında eğer dördüncü sıraya yerleştiyse mutlaka iyi yaptığı bir şeyler vardır diyorum. Ben yaptığım araştırmalarda en azından oyunun çok çeşitlilik sunan, çok eğlenceli mekaniklerle çok iyi dinamikleri olan harika bir dövüş oyunu olduğunu öğrendim. Eğer bir şekilde sizde bir emülatör ile oynayabilirseniz deneyebilirsiniz. Listenin 3. sırasına gelirken listedeki 3. Rockstar oyununu görüyoruz. Biliyorsunuz GTA 5'ten bahsettik, RDR 2'den bahsettik. Biri 8. diğeri 7. idi. Ancak 3. sırada büyük ihtimalle hiç kimsenin beklemediği bir oyun var. GTA 4 listenin 3. sırasında. GTA 4 diğer GTA oyunlarına göre çok çok ayrı yerde duran bir oyundu. Ne olursa olsun birazcık daha kapalı bir tonu vardı. Daha karanlık bir hikaye anlatıyordu. Çok daha kişisel bir hikayeydi. Tema bakımından diğer oyunlardan birazcık daha ayrı olması. Aslına baktığınızda oyun içeriği olarak da diğer oyunlardan birazcık ayrılması. Bazı oyuncular tarafından tepki toplamıştı. Ancak görüyoruz ki eleştirmenler tarafından neredeyse her şeyle kusursuz bir oyun olarak değerlendirilmiş GTA 4. Ve listenin 3. sırasına yer bularak Rockstar'ın yaptığı en iyi oyun olarak geçmiş tarihe. Listede zirveye doğru gelirken ikinci sırada ise bize Tony Hawk Pro Skater 2 karşılıyor. Eğer bir kaykay oyunu ne kadar iyi olabilir derseniz tarihinin ikinci oyunu olabilecek kadar iyi olabilir derim. Bu oyundan mutlaka yaşınız yetmiyor olsa bile bahsedildiğini duymuşsunuzdur. Yaşınız etmişse zaten büyük ihtimalle oynamışsınızdır. Dönemini kasıp kavurmuş bir oyun. Gerek arkadaşlarıyla kapışması gerekse kariyer modunda kendi kariyerinizi yapmanız. Müthiş hareketleri, güzel özgürlüğü ve estetik görüntüleriyle Tony Hawk Pro Skater oynayanların hafızasında kalmış. Eleştirmenler tarafından neredeyse tam puan verilmiş. Müthiş bir oyun ve tarihin en iyi oyun 10 oyunun listesinde ikinci sırada. Listenin birinci sırasına geldiğimizde ise Yeniden Zelda serisine gidiyoruz. The Legend of Zelda Ocarina of Time yani Zelda serisinin 5. oyunu olan bu oyun 100 üzerinden 99 puan ile tarihin en iyi oyunu konumunda. Baktığınızda dışarıdan hani bir tık eski gelebilir, her şey kötü görünebilir. Ancak yakın zamanda deneyim etmiş biri olarak söylüyorum ki halen oynaması çok keyifli. Dünyasında kaybolmak güzel. Eski bir oyun olduğu için birazcık oyun size zor gelebilir. Çünkü eski oyunlar yeni oyunlar kadar insanların elinden tutmuyordu. Ancak birazcık alıştıktan sonra ya da eski oyun oynayarak bir alışıklığınız varsa gayet keyifli anlar geçebilirsiniz. Zelda her zaman zaten özgürlüğüyle açık dünyasıyla insana sunduğu olanaklarla ortaya çıkmış bir seridir ve kesinlikle Listen birinci sırasında yer alan Ocarina of Time'da bunların hepsini kusursuza yakın yapabilen. Şunu söyleyeyim. Sadece oturup müziklerini dinlediğinizde bile çoğu oyundan daha çok keyif alabileceğiniz bir oyun konumunda. E, Listen birinci sırasında olan oyunu daha uzun sırada ya da anlatırız. Ancak ne kadar anlatırsak anlatalım. Sanırım e, puan kadar net bir şekilde açıklayamayız. Tekrar ediyorum. 100 üzerinden 99 puan. Daha ne diyelim. Le Legend of Zelda Ocarina of Time tarihin en iyi oyunu. Ama Metacritic'e göre. Bana göre değil. Şimdi Gap'te kimse bana ya yardımmasın. Ben sadece size bilgiler aktarıyorum. Gidin Metacritic'e yardım. Ben ilgilenmiyorum. Beni ilgilendirmez. <laughs> evet bununla da beraber artık listemizin sonuna gelelim. Dilim döndüğünce size bu 10 oyunu, 10 guzili oyunu anlatmaya çalıştım. Hepsi birbirinden güzel olan oyunların arasında denemek istedikleriniz varsa deneyebilirsiniz. Bu liste sizin için nasıl söyleyebilirsiniz? Büyük ihtimalle çok fazla itiraz edilen şeyler olacak. Bazı insanlar gepte şey diyebilir. Lan Ta 90'larda çıkmış Zelda şimdi RDR2'den daha mı iyi diyebilirsiniz. Demek ki öyleymiş arkadaşım ya. Bunları ben söylemiyorum. Metacritic söylüyor. Ben sizlere güzel bir şekilde derleyip toplayıp aktarmak istedim. Siz de kendi görüşlerinizi, kendi sıralamalarınızı, sizin için tarihinin iyi oyunu neydi bunları yorum kısmında belirtebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz, konsept beğendiyseniz like atabilirsiniz. Bu şekilde başka liste videoları da yapabiliriz. Neden yapmayalım? Mesela tür tür ayırabilir Zeniye 10 FPS oyunu en yoğun korku oyunu vesaire vesaire gibi ayırabiliriz. Neden yapmayalım efendim. Şimdilik bu listeden bu kadar. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Esen kalın efendim.